Merhabalar, ben Tolga Mendi. Merhabalar, Özge Yağız ben. Merak ettiğiniz bazı sorular varmış. Bizler de onları cevaplamak için buraya geldik. Ben de çok merak ediyorum açıkçası neler sorduğunuzu. O yüzden başlayalım. Takip ettiğiniz influencer ve youtuberlar kimler? Zaleyna Şen. Zaleyna Şen, evet. Bir de Onedio'yu takip ediyoruz. Bize biraz ünlülüğün dezavantajlarından bahsedin de ünsüzler olarak keyfimiz yerine gelsin. Ya benim için aslında tek bir dezavantajı var. Ben yemek yemeyi çok seven bir adamım. Tam böyle yemek yiyorum. Dışarıda bir yerde yemek yerken böyle tam lokmayı ağzıma attığım an fotoğraf çekilebilir miyiz diyorlar. Ağzım falan böyle yağlı, o yani. Sanırım herkesin sizi çok fazla eleştirme özgürlüğüne sahip olması en incitici dezavantajı o. Date aplikasyonu kullandınız mı? Hayır, hiç kullanmadım. Gençken belki diyelim ve devam edelim. Hanginiz daha eğlenceli? Teşekkür ederim, benden önce canım. Bence de ben daha eğlenceliyim. Bir insanda tahammül edemeyeceğiniz huy nedir? Kötü niyet, art niyet, kötü kalp. Kesinlikle ve kesinlikle tahammülüm yok. İki yüzlülük ya. Hiç tahammül edemiyorum ya. Hele karşımda böyle göz göre göre yapılmasına hiç tahammül edemiyorum yani. Net olmayan insan sevmem. Hikayeme cevap vermişler. Hadi çabuk yeni bölümü çekin ya, beklemek çok zor. Çekiyoruz. Sol Yanım dizisini keyifle izliyoruz. Önümüzdeki dönemde bizi neler bekliyor? Biz aslında sadece bir bölüm önden gidiyoruz. Çok öngöremiyoruz ama her bölüm her an yeni bir şey olabilir. Yani Serra ve Selim ayrılabilirler, başka bir şey olabilir, bir sürü şey olabilir. Bilmiyorum açıkçası. Aslında Özge ile gerçekten yani tahtaya falan bir yere vurayım, kafama mı vurayım, ne yapayım yani. Hani anlaşamadığımız bir yönümüz yok olmasın da. Böyle olduğu zaman hani kelimeler hayatın %35'i, enerji %65'i. Aranızda kötü bir enerji olduğu zaman bu ister istemez ekrana da yansıyor. Şu an için anlaşamadığımız bir durum yok. Anlaşamasak dahi, bir konuda sıkıntıya girsek dahi birbirimizle konuşup bunu çözebiliyoruz. Bu bence çok güzel ve kıymetli bir şey. Tolga gerçekten çok iyi bir insan. Huzurlu bir şekilde çalışıyoruz. Ben bu açıdan çok mutluyum. Çünkü huzursuzluk beni hep çok demotive ediyor. Ben çok huzurlu çalışıyorum. Ben de aynı şekilde. Evet, ben de teşekkür ediyorum huzurunuzda Özge. Teşekkür ederim. Etkilemek isteseniz ilk buluşmada nereye götürürsünüz? Ben yemek yapmak isterim. Çünkü ben nacizane iyi yemek yaparım. Ben ona yemek yapabileceğim herhangi bir yere götürebilirim. Benim götürülen taraf olmam gerekmiyor mu? Anneme götürürüm. Sen etkilenmek isteyince evleniriz sandım falan.